Merhaba Ömür. Seni ve çocuğumu çok özledim. Bundan sonraki yaşamımızda yeni bir sayfaya yer açtım. Yeni açtığım sayfada seni de yanımda görmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Efendim Zuhal arkadaşımızı getiriyor. Bir alkışlayalım lütfen. Yaslanın arkanıza efendim. İyice köşeye oturun, rahatlayın. Erkeğin görevi sizce evine bakmak sayılır mı? Evet. Siz bu konuda ne yaptınız? Başarısızlık mı oldu? Başarısızlık olmadı. Ben eşimle 3 senelik evliliğim sırasında beraber çalışıyorduk bir fabrikada. Mutsuzluğumuz yoktu. Ben bekçilik yapıyordum. Eşim ve çay ve kahve işlerine bakıyordu. Hiçbir sebep gösterilmesin. Biz işten çıkarıldık. İşten çıkarıldıktan sonra eşimin ailesinden kalmaya başladık. 2 ay süresince eşimin ailesinden kaldık. Yani tekrar annemin yanına dönmek zorunda kaldık. Çünkü oradaki ortam bana göre bir ortam olmadı. Benim yetişme tarzıma uymuyordu. Hal ve hareketler sadece onlar bana ters gelen bir şeylerdi. Neydi? Hal hareket neydi? Hal ve hareket derken kayınbiraderim tarafından veyahut da onların serbestliği mesela burada söylenmesi gerekmeyen şeyler. Ağızları her türlü şeye alışkındı, küfür gibi şeylere. Siz orada yaşayamadınız. Evet, bana ters geldi o küfürler. Nasıl söyleyeyim size, bana işsizliğim süresince orada her türlü onlara yardımcı, her türlü yardım yaptım ben. Fakat sonra bir iş dolayısıyla İzmir'e geri dönmek zorunda kaldım annemin yanına. Annemin yanında eşim baskı ve sıkıntılara gelemedi. Ben evde yokken bir gün işe gitmiştim. Çalışıyordum. Kemeraltı'nda bir kahvecilik içinde çalışıyordum. Ben evde yokken kayınvalidem tarafına gelip ilk önce çocuğumu kaçırdılar evden. Daha sonra eşimi dayısını zorundan götürdüler. Dayısı emniyette çalışan bir görevli. O görevliyim diye gelip eşimi alıp götürmüş ben evde yokken. Sonra ben bunları çok peşine düştüm. Aradım, her gün aradım. Gitmek istedim. Yanından da kalmak istedim tekrar. Sizinle beraber yaşayayım dedim. Fakat bunlar hiçbir şey kabul etmediler. Çocuğumu görmek istedim. Çocuğumu görmeye gittiğim zaman benim bir takım şeylerle tehdit ettiler. Cesaret edip gidemedim. Ne gibi tehdit? Ölümle tehdit ettiler. Ne dediler? Bizim buralara dediler, ayak basarsan seni dediler, öldürürüz. Niye? Nedeni de bilmiyorum. Çünkü şöyle bir sorunum işsizliğim. Siz işsizlikten bir kurtulamadınız. Bu işsizlikle ilgili ne yaptınız yani işsizliği? Çok şey yaptım. Dahilen de yapıyorum şu anda. Burada bir haftada çalışıyorum. Yeni işe başladım İstanbul'da. Makam şoförlüğü yapıyorum. Güzel. Yeni başladım. Şu anda bir ev tuttum. Oradan yaşıyorum Kartal'da. Kız kardeşimle aynı binada. Şimdi efendim burada bulunmanızın nedeni tam nedir? Benim burada bulunmanın tam nedeni eşim ve çocuğumu yeniden kazanıp yepyeni tertemiz bir sayfaya başlatmak. Eşinizle tekrar buluşmak mı istiyorsunuz? Evet. Bunu kendisine söylediniz mi? Evet, telefonda görüştüm. Eşim benim kendisini istediğini söyledi. Hı hı. Ailesini istemediğini söyledi. Neden karşı çıktıklarını da söylemiyorlar. Ailesi tarafından eşim bugün bir şeyini bulsa, imkanını bulsa kendiliğinden gelecek zaten. Eşinizin ailesi evet. Engel oluyor diyorsunuz. Evet. Özellikle öyle mi acaba? Biz eşinize gittik. Hı hı. Biz eşinizi bir görelim bakalım. Ne yapıyor şu anda? Nerede? Bize başvuruda bulunan Mehmet Yoldaş henüz 3 aydır ayrı olduğu eşi Ömür Hanım'la tekrar bir araya gelmek istiyor. Biz de aynı dilekle Ömür Hanım'ın yaşadığı eve doğru ilerliyoruz. Az sonra kendisine eşinden gelen mesajını izleteceğiz. Bir dakika dur. Burası neresi? Kayınpederim. Kayınpederiniz de şu anda eşiniz. Evet.
Şimdi efendim şöyle düşünüyor musunuz? Ben size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi insanın işi, evi, parası, mülkiyeti, ailesi her şey kaybolabilir. Evet. Fakat bunları yaratan insan olduğu için önemli olan bu insanın bunları tekrar kazanabilirdi. Evet. Yani kaybedebildiği gibi kazanabilirdi. Evet. Önemli olan insanın kendisine olan güvenini kaybetmemesi. Siz şu anda buradasınız. Demek ki kendinize bir güveniniz var, evet, hala. Var. İşte bulmuşsunuz. Buldum. Tekrar elde edeceğimi istiyorsunuz. Evet. İşte bu önemli. Yani bu duygu, bu güven, insanın kendine duyduğu öz saygı dünyanın en önemli şeyidir. Bir alkış yiyelim arkadaşlar. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Sağ ol. Yani burada bulunuyorsunuz. Kendinize inancınızı kaybetmemişsiniz. Ayaklarınızın üstünde duruyorsunuz. Ve tekrar istiyorsunuz hayatınızı. Evet. Tamam, alacaksınız. İnanın bana, film gibi başaramasa bile kendiniz başaracaksınız. Bu duyguyu kaybetmeyin. Kaybetmedim. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Tebrik ederim. Devam edelim. İyi günler efendim. Merhaba. Ömür Hanım'ı arıyoruz biz. Ömür, burada. Burada mı? Ömür. Ömür Hanım. Merhaba. Biz film gibi programından geliyoruz. Bir mesaj getirmiştik size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimden geldin tahmin ediyor musunuz? Anne Halil nerede? Bir gelir misiniz mesajı izlemeye acaba? Halil nerede? Arabamız tabii, burada. Tabii, gelin. Buyurun, böyle alalım sizi. En arka şöyle köşeye. İzleyelim isterseniz Ömür Hanım. İzleyelim. Televizyonu izlerdim, hiç öyle başka geldi. Merhaba Ömür. Seni ve çocuğumu çok özledim. Bundan sonraki yaşamımızda yeni bir sayfaya yer açtım. Yeni açtığım sayfada seni de yanımda görmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Demeyi bekliyorsunuz gibi değil mi? Ne diyeyim? Programımızın en heyecan verici bölümündeyiz. Beyefendinin eşi birazdan bu kapı açılacak ve bizimle beraber olmak için buraya gelecek. Eşiniz şu anda karşınızda olsaydı, gördüğünüz anda ne söylemek isterdiniz? Onu ne kadar çok sevdiğimi. Onu ve çocuğumu. Yalnız şunu anlamıyorum ben. Neden eşinizin ailesi size düşmanlık duyuyor? Tek sebep, hiçbir sebep yok. Kötü bir hiçbir alışkanlığım, ilişkim yok, sigaram yok. İşsizliğim. Sadece sorun bu. Başka bir sorun yok. Yani demin konuştuğumuz konu. Kadın doğuracak, erkek kazanacak. Tabiatta böyle. İnşallah bugünden sonra onu kanatlarınızın altına alırsınız ve bir daha inşallah asla kaybetmezsiniz. İnşallah. Sizi baş başa bırakıyorum. Buyurun efendim.
Efendim, bu sessizlik anını ben biliyorum. Hep umutsuz biter. Hayır, yanılıyorsunuz. Bu an umutsuz bitmeyecek çünkü umutlu bir durum var. Eşiniz... Elvan, kim geliyor buraya? Zuhal'cığım, nedir durum? Ömür Hanım maalesef gelemediler. Ama eğer bir alo derseniz sizinle konuşmak için hatta bekliyor. Şu anda telefonda mı? Hı hı. Çok güzel. Bir alo deyin efendim. Alo. 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 Efendim. Evet, sen misin? Evet. Şu an film gibi programdayım. Biliyorum. Nereye bekliyorsun? Gelmeni bekliyordum. Gelemeyeceğimi biliyorsun. Bunu baştan biliyordun yani. Hiç gerek yoktu. Neden gelmedim de iyi biliyorsun. Onları bir sebep olarak görmedim hiçbir zaman. Hep seni kazanmaya çalıştım biliyorsun. Son sebep, ana kadar. Sebep olarak görmedin de yani zaten görmeseni düşünürdün. Baştan düşünürdün. Bir eşim var, bir çocuğum var diye düşünürdün. Yani yaptıklarına rağmen ben daha geleyim mi, döneyim mi sana? Bilmiyorum, daha zor günler gördük. Daha zorları başardık. Başardık ama benim dayanacak gücüm kalmadı. Sana inanmıyorum. Sen kendince konuşmuyorsun. Ben kendimce konuşuyorum. Yani karar verecek bir yaştayım. Olgun bir insanım. Kendi kararımı kendim verebilirim yani. Kendim de söylüyorum bunu. Kendi ağzımda söylüyorum. En son konuşmamızda bana böyle bir şey söylememiştin. Ben istiyorum demiştin. Çok düşündüm, olmadı. Yani yaşadıklarımı gözümün önüne getirdim, olmadı. Hı. Çocuğumun doğduğundan beri yani çektiklerini. Zaten çocuğum sinirli bir halde. Çok sinirli, bunalım bir içinde. Yani o olmayacak. O benim yanımda daha çok rahat. Yani olmayacak olan bir şey. Ömür Hanım. Efendim. Nasılsınız efendim? İyiyim Sinan Bey. Siz nasılsınız? Vallahi gördüğünüz gibi eşinizle oturuyoruz sizsiz. Evet. Yani siz olmayınca bir tadı tuzu olmuyor adamın. Bakın. Hiç onu, sohbet sıfır. Canı sıkkın. Onu zamanında düşünecekti Sinan Bey. İşte şimdi zamanı şimdi. Vallahi şimdi düşünmüş, taşınmış. Evet. Siz onun, efendim siz onun çocuklarının, yani siz onun eşisiniz. Sizin çocuğunuzun babası. Sizden ricam bir şans daha vermeniz efendim. Sinan Bey, nasıl şans vereyim? Ben ona çok şans verdim. Çok hak tanıdım. Yani onun yaptıklarını ben anlatmaya kalksam aşar, her şeyi aşar. Onu da orada mahcup etmek istemem. Yani yaptıkları... Anlatmayın, anlatmayın. He, anlatmayacağım zaten. Anlatmayın. Sonuçta bir çocuğumun babası yani. Onu anlatmayın. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Siz benim ricamı kırmayın. Evet. Beyefendi Zuhal'le beraber size bir çay içmeye gelecek. Beraber bir çay için. Son şans diye bir şey vardır. Bütün evet. Şansların en sonu. Ya şans denilen bir şey var. Zaten bir mucize denilen bir şey de var yani. Belki mucize olur efendim. Mucizelere inanalım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Siz kızınızı arıyorsunuz. Evet. Kaç senedir arıyorsunuz? 17 senedir. Siz 17 yaşında. Kaç yaşındasınız? Ben 30 ama 35. Allah Allah, yani erken çocuk yaptınız o zaman. Evet. Kızınız 17 yaşında. Evet. Ne dersiniz, içinizde bir his var mı? Gelecek mi kız buraya? Bilmiyorum. Onu Allah'a bırakıyorum. Yani bilemiyorum. Niye o kadar yıl ayrı kaldınız efendim? İşte bilmiyorum. Yani beyim beni gezmeye diye götürmüştü. Hani ben dedim ki 2 senelik evliydik. 15 yaşında evlendik. Ben hiç el öpmeye falan götürmemişti. Hmm. Ben dedim ki biraz annemgillere gidelim, ziyaret edelim. Onları hiç görmedim. O da bana dedi ki biraz olmaz. Askerliğimi falan yapayım geleyim. Öyle seni ben götürürüm dedi. Ben de peki dedim. Öylelik ne uzadı arada. Sonra işte hamile kaldım. Kızım... Bir dakika. Siz evlisiniz. Evet. Siz ne diyorsunuz? Bir annemlere gezmeye gidelim mi diyorsunuz? Evet. Evliydik beyimle. Hmm. Evlendikten sonra hiç el öpmeye falan yani gezmeye falan hiç götürmedi. Evet. Ondan sonra ben dedim ki annemgillere gezmeye gidelim falan. Yani kaynanama diyorsun. Hayır, beyime dedim. Ha, kendi annene. Evet, kendi annemgillere gidelim dedim. Ha. Hiç götürmediler annemgillere ziyareti. O da olmaz dedi, biraz dedi ara geçsin dedi. Ben o kadar bekledik, 2 sene geçti hiç gitmedik.
Annemizin askerliğine falan gitti, götürmedi. Askerliğini falan yaptı geldi, işte bebeğim oldu. Ondan sonra askerden geldikten sonra ne olduysa bilmiyorum. Birden dedi ki seni annengillere götüreyim dedi. Ben de sevindim yani. Çocuğu da götürmek istedim. Yok dedi, götüremezsin onu. Hastalanır, dolmuşta rahatsızlanır. O kalsın. Biz seninle ikimiz gidelim. Ben dedim ki olmaz, onu da götürelim falan deyince dedi ki niye güvenmiyorsun annemgillere? Annemgiller senden daha iyi bakar. Ben dedim ki o zaman olsun. Tamam, senin dediğin olsun. Niye güvenmeyeyim? O da senin annen, baban. Benim sevdiğim kadar onlar da sever, onların torunu. Gittik Kışehir'e. Orada ne olduysa bilmiyorum. İşte bana dedi ki ben Ankara'ya gideceğim. Ben dedim ben olacağım. Dedi sen biraz kal, ben seni gelir alırım. Biraz yani şeylendim. Dedim yok ben de gideyim falan dedim. Kız orada ne var dedi. Gelecek göreceksin dedi. İyi peki dedim. Bu o zaman geldi. Ankara'ya döndü. Bekledim falan gelmedi. Yani bir zaman geçti, bir ay falan. Ben işte rahatsızlandım. Başım falan ağrıyor dedim anneme. Strese giriyorum. Bu gitti, gelmedi. Kızımdan bir haber yok dedim. O bana dedi ki gelir kızım, merak etme. O seni hiç bırakamaz. Arada zaman geçti. Ne kadar geçti? Bayağı geçti. 3 ay falan geçti yani beni bırakıp gitti. Ben yine yani şeylendim. Annem dedi ki gelir falan diye oyalıyordu beni. Kendi annem. Nerede kız bu arada? Kız Ankara'da. Onun yanında. Evet, ben Kışehir'deyim. Bir arayın kızım, geliyor musun gelmiyor musun diye. Telefonları yoktu. Allah Allah. Evet, kendileri eşiniz... kirada oturuyordu. Telefonları falan yoktu. Ben okumuşluğum olmadığı için yani oturduğum mahalleyi bilene gelseydim sökemezdim. Çünkü biz geldiğimde ben 15 yaşında evlendiğimde bilmiyordum. Yani Ankara'nın sokaklarını falan gezmeye çıkmazdım. Şimdi kızınızı aldılar elinizden götürdüler. 3 aydır şimdi haber gelmiyor. Evet, sonra ne oldu? Sonra işte ben öyle şeylenince, meraklanınca annem benden gizlice, habersizce diyor ki ben gideyim bunu diyor bir araştırayım diyor. Annem geliyor Ankara'ya kardeşimle, bunların evine. İki kaynanam vardı. Biri Öz, biri Öveydi. O kaynanam zatinden bu beyim askerdeyken benimle bir tartışması olduydu. Tartışınca bana dedi ki seni ben bıraktırmazsam sen şurayı belli dedi. Yani büyük bir yemin ettiydi. Ben dedim seninle karışıyorsun be dedim. Anca eşim bilir dedim. Yani bir tartışmamız olduydu. Böyle ama özne değil. Üveyle. Ondan sonra annem bundan benden habersiz geliyor. Diyor ki siz kızı attınız oraya. Niye böyle ettiniz? Öz kaynanam da diyor ki biz senin kızını artık istemiyoruz. Oğlum istemiyor. Daha bunun üstüne niye düşüyorsunuz diyor. Kızımı verin o zaman. Annem, annem de demiş ki o orada hasta yatıyor. Bak ben habersiz geldim. Benim kızım rahatsızlanıyor, üzülüyor. İmkanı yok demiş. Mahkemelik olun, kızı hanginize veriyorsa demiş. O alsın demiş. Annem çıktı geldi bana hiç demedi. Hiç bana böyle konulardan bahsetmedi. Hep bana diyordu ki merak etme gelir falan şöyle oyalaydı durdu. Sonra umudumu kestim yani. Ne annem, kadar zaman geçti? Epey bir sene falan geçti. Annem rahatsızlandı. Annemi doktora götürdü. Kanser dediler. Annem vefat etti. Allah rahmet eylesin. Annem vefat ettikten sonra bir kez de kardeşim şehit oldu. Dururken babam vefat etti derken hani arayacak zaman bulamadım. Kaç sene geçti aradan? Epey zaman geçti. Hiç yani haber bulamadım. Şu anda 17 sene geçmiş. Evet. Sonra. Hiç haber alamadım. Sonra bana dediler ki ya seni bırakın niye arkasına düşüyorsun? O büyür seni bulur. İşte arkadaş aralarında öyle konuşuyorduk. Hiç kendini üzmene gerek yok. Yarın büyüdüm o seni bulur. Ben dedim ya Ankara gibi yer nerede bulacak? Ben gitsem ben bulamam ki o beni bulsun derdim. Hiç umut etmezdim yani beni bulacağını. İşte öyle zaman geçti gitti. Hiç görmedim yani. Resmini dahi almadım. Hani bilseydim ki beni bırakıp gittiğini resmini de alırdım. Onu bırakmazdım da. Siz ben gidiyorsam o da gider dedi. Kaç yaşındaydı? Kim? Kız. Kız tahminimce yani... Ben 6-7 yaşlarında diyorum yani öyle tahmin ediyorum. Hiç ailenin şeyini unuttum yani bilemiyorum. Çok zaman geçtiğinde bilemiyorum kaç ay attığım gittiğimi. Öyle yani benim gözümde bir kötü bir aylık bebek gibi kaldı gibi öyle isteyim ben. 6-7 yaşında mıydı, bir aylık mıydı? Aylıktı. 6-7 aylıktı? Evet 6-7 aylıktı yani ben öyle tahmin ediyorum yani. Belki de daha az olabilir. Ufaktı yani çok fazla. Siz emzirmiyor muydunuz? Yok hayır.
Ben sezeryenle olduğu için ben eğilik doğrulamıyordum. Kaynam dedi ki ne yapacaksın dedi emziriyorsun. Mamayla falan büyütürüz bunu. Sezeryenden olunca da meme verirsin. He kaynam hani dedi gerek görmedi. Kendi büyütmüş gibi yani kendi hastalanmış gibi üstüne aldı. Ben şunu anlamak istiyorum. Bir kaynana anneyle çocuk arasında giremez ki. Çok düştü. Giremez. Girdi ama. İmkansız. Benim kaynam girdi. Benim olamaz kaynam yani çok ben severdi. İnanıyor musunuz bunu? Bir anne kendi çocuğuna meme verirken kaynana elini uzatıp da o çocuğu oradan alamaz ki. Alamaz, hayır. Nasıl bana olur? Dedi ki emzirme dedi bu çocuğu dedi. Ne yapacaksın dedi. Mamayla besleriz. Ya o demiş olabilir. Evet ben zorladım. Siz annelik duygusu diye bir şey var. O diyebilir. Evet. O her şey diyebilir. Hani öyle ben de pek işte cahillik miymiş neyi artık ben de şey demiyordum. Allah Allah. Cahillikle ne alakası var? Annelik benim annem okuma yazma bilmezdi. Vallahi bilmezdi sahiden. Çocuklarını kaplanlar gelse buradan koparamaz. Yani anneyi çocuktan, çocuğu anneden hiç kimse ayıramaz. Yani öyle dedi, böyle dedi, kaynanan bunu dedi falan. Orada tam ne oldu onu anlamıyorum ben. Nasıl yani? Yani çocuk kucağınızda duruyor. Evet. Aldılar bunu, süt verdirtmediler diyorsunuz. Yok ben önce sezeryen olduğum için kalkıp doğrulamıyordum. Sezeryen olabilir ve gene evet, süt verebilirsin. Evet doğrulamıyordumdan yani bayağı vermemiştim hastanede. Hmm. Sonra eve gelince çocuk da pek ilgilenmedi. Yani tutmak için mama verelim kızım dedi buna. Bu da dedi pek sana şey etmiyor dedi. Ben de olur dedim. Ama öyle şey vermek de çocuğum yaz yatmış değilim. Sizin sütünüz yine yok muydu? Süt yok muydu? Yoktu o sıralar. Gelmiyordu. Demek gelmiyordu. İstemiyordu yani. Peki kaynana aldılar çocuğu gittiler. Değil mi efendim? Biz bu acı olayı sonradan takip ettik. Gittik kızı bulduk. Siz 17 senedir görmüyorsunuz. Biz şimdi ona isterseniz sizin resmini, kızınızın resmini gösterelim. Sonra gene konuşalım. Tamam. Şu anda ne durumda olduğunu merak ediyor musunuz? Yok. Etmiyor musunuz? Yok ama özür dilerim. Merak ediyorum. Ediyorum. Buyurun bakalım. Nasıl etmiyorum? Bir bakalım sonra konuşalım. Şu an Ankara Kızılay'dayız. Bize başvuruda bulunan Atike Çolak 17 yıldır görmediği ve çok özlediği kızı Burcu Yücel'i arıyor. Biz Burcu Hanım'ın çalıştığı iş yerini bulduk. Az sonra oraya gideceğiz ve annesinden gelen bu güzel çiçekleri kendisine vereceğiz. Burcu Hanım burada mı çalışıyor? Burada da birazdan gelir. Nereye gitti acaba? Diğer şubemize gitti. Bir 10 dakikaya kadar gelmesi lazım. Tamam peki. Burcu Hanım, siz misiniz? Merhaba, nasılsınız? Biz Kanal D Film gibi programından geliyoruz. Çiçek getirmiştik size. Dur, kimden? Dur. Güzel kızmış, çok güzel kızmış Burcu. Siz bu çocuğu 17 senedir görmüyorsunuz. Evet. Bu sizin kızınız efendim. Allah. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Devam et. Sizin bir tahmininiz var mı? Annem. Evet, annenizden bu çiçekler sizin için. Benim arkadaşım Mazhar Alanson'la beraberdim pazar günü. Bana dedi ki, Sinan konuşmalar değildir,
konuşmaların arasındaki sessizliklerdir önemli olan. Senin programındaki sessizliklerde ben çok etkileniyorum. Ben de şimdi bir annenin kızına bakarken ne düşündüğünü anlatamayacağınızdan eminim. Yani o yüzden de sormuyorum. Bu sessizlik her şeyi anlatıyor. Kızınıza biz gittik ve sizin hakkınızda hiçbir şey bilmediğini öğrendik. Çünkü neredeyse hiç görmemişsiniz. Yani 6-7 aylık gitmiş. Buraya çağırdık. Annenle görüşmek istiyor musun diye sorduk. Birazdan kapıyı açacağız. Buraya gelecek ve biz hiç burnumuzu sokmayacağız. Kendi aranızda bu 17 senenin acısını çıkaracak kadar uzun bir konuşmayı yapmanız için sizi baş başa bırakacağız. İster misiniz bunu? İsterim tabii. O gelmeden evvel bize bir şey söylemek ister misiniz? Ne söyleyeyim? Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Buyurun efendim, sizi baş başa bırakıyorum. Kızgınlısın bana. Sultanım. Canım. Benden kurban olsun sen. Kızım İhsan annesi bırakır gider mi hiç evlatını? Bir şey demek istemiyorum. Ne? Hiç mi anne sevgisi kalmadı için? Canım, kızım kurban olur olsan. Annem kurban olsun.
canım kızım. Ben dedim ki sultanıma bir kavuşursam kara gözlerinden öpeceğim demiştim. Bir öpeyim seni. Hiçbir şey demek istemiyorum. Merak etmeden Neşe annen nasıl bir şeydi? Hep hayallerimde seni küçük halinde görüyordum. Burcu nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok tatlısın Burcu. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Anneni ilk defa mı görüyorsun? Evet. Nasıl bir şey 17 sene annesiz? Kötü bir şey. Hani annem olsaydı dediğin bir durum var mıydı? Yani kötü hissettiğim zamanlarda. Bir annem olsaydı dedin. Evet. Baban yanında mıydı o zaman? Hı hı. Nasıl bir insan baban? Çok iyi. İyi midir? Hı hı, çok iyidir. Merak ettiğim şey şu. Bunca yıldır hiç arayıp sormadı ve bir anda karşıma çıktım. Film gibi, film gibi. Ama senin mahallene gittim. Oturduğumuz mahalleye gittim kızım. Benim o komşuluğum falan yok, babam biliyordu. Cahil bir kişiydim ben. Arayıp seni nerede bulacağım? O mahallede taşınmış gitmişsiniz, geldim. Ev sahibinde sordum. O dedi bana gittiler, göçtüler gittiler dedi. Hatta seni sordum yani nasıl bir şey dedim. Aynı sana benziyor dedi sadece. İsmi dedi Sultan değil Burcu dedi. Ben şok oldum yani Sultan olarak biliyorum dedim ben onu dedi. Burcu olarak bilmiyordum dedim. Siz Sultan mı koydunuz adını? Evet. Dedesi koymuştu. Peki nüfus kağıtta ne yazıyor? İki isim de geçiyor. Hı? Efendim? İki isim de geçiyor. Nüfus kağıdında Sultan Burcu mu yazıyor? Hı hı. Sultan da çok güzel bir isim. Çok hüzünlendiniz. Hadi biraz neşe yapın. Bak ne güzel öptü. Of be anneyi bırak. Şöyle bir sarıl bakayım anneye bir ya. Şöyle bir. Hadi bir sarılsın. Ah oh, canım benim. Anne güzel misin? Seni biliyor musun? Tamam artık. Şimdi burada hep anneler çocuklarına sahip çıkmaz. Bazen de çocuklar annelerine sahip çıkar. Hayat bizi öyle yerlere getirir ki artık sana bir anne veriyorum sahip çıkacaksın. Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin Çetin Bey. Senin ayaklarının altına kurban olayım. Beni kızınla kavuştur değil mi? Siz, biz size teşekkür ederiz. Bunları aslında bırakalım içeride konuşsunlar. Biz bunları yolcu edelim. Değil mi? Evet, hadi. Sağ ol. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Baby. Efendim, bir enteresan durum sizinki. Bir adres durumu var. Evet. Bulamıyorsunuz adresi. Bulamıyorum. Neden efendim? Bu adresi yanlış mı tarif etmişler size? Ben yastığın arkanıza. Şimdi kimi arıyorsunuz? Ablamı arıyorum ben. Şimdi ablanızı bulamıyorsunuz çünkü size bana dediklerine göre size bir adres var ve oraya gittiniz mi? Gittim. Nedir oradaki durum? Sormama lazım rağmen nerede olduğunu bulamadım yani. Allah Allah. Evet. Peki niye arıyorsunuz? Yani bu kadar uzun kaç sene geçti aradan? 20-22 sene falan geçti. 22 sene sonra ablanızı bulacaksınız. Niye ayrıldınız ablanızdan? Ablamdan ayrılma durumumuz yok. Adresi kaybettim işte. O yüzden. Peki efendim. Niye kaybettiniz? Adresi kaybetmeseydiniz şu anda beraber olacaktınız yani. Yok gidip görüşüyorduk bayramlarda. İşte ara sıra gidip görüyordum ben kendisini. Sonra birden adres kayboldu. Kaç senedir görmüyorsunuz? 22 sene oldu. Ya bu ne adresmiş 22 senedir birbirini? Siz anlıyor musunuz? Ya 22 sene aynı adreste oturmazlar ki insanlar. Değişir tabii adresleri. Ama işin tuhafı... Sırf adres mi efendim mesele? Adres mesele, adres. Siz hikayenizi bir anlatsanız efendim. Yani adres dışında bir şey daha söyleyebilir misiniz? Ne gibi? Ya siz niye ayrısınız? Biz ayrı işte adres olayından benim bildiğim olay...
Adresi bulamamam olayı yani. Ya ben hiç film gibi de bu kadar özür dilerim hikayeye giremiyorum diye ben de belki hata yapıyorum ama efendim adres dışında bir problem yok yani. Yok, öyle herhangi bir problem yok. O sizin ablanız. O benim tamam. Ablam. Velayetim falan onda olmuştu 18 yaşına kadar. İkimiz kalıyorduk daha önceden. Siz beraber oturuyordunuz. Beraber büyüdük yani. Siz niye ayrıldınız efendim? Ne olur adres demeyin, yalvarıyorum. Niye? Başka bir şey yok yani aramızda. Herhangi bir konu yok ki. Peki siz evden bir ara çıktınız, o adresi mi değiştirdi? Evden çıktım değil. Ben zaten ayrı oturuyordum. Onu görmeye gidiyordum ara sıra. O gittiğim adresten taşındılar. Bitti, o kadar. Bir daha göremedim kendilerini. 20 kaç senedir? 20 sene, 22 sene oldu. Ya bu benim ablam nereye gitti? Aradım bulamadım. Telefonu falan yok muydu? Telefonu o zamanlar telefon yoktu. Sonra bundan 1-2 sene önce 118'e sordum. Telefon numarasını aldım. Telefon ettiğim adreste o şahısların olmadığını söylüyorlardı. Söylediler yani. Peki iş yeri yok muydu? İş yeri yoktu. Emekli olmuştu zannediyorum. Peki onu tanıyan kimse yok muydu? Bulamadım işte. Ablanızı bizim tanıyan bir Allah'ın kulu kalmamış mıydı? Akrabalarımız vardı, alamlar falan vardı. Onlara da gidip gelmiyordu o. Gidip gelmeyi kesmişti yani. Allah Allah. Peki anneniz babanız neredeydi? Annelerimiz ayrı. Onun annesi ölmüştü. Benim annem Edirne'deydi. Babamız, ben 8 yaşındayken ben babamın yanında kalıyordum. İkamet ediyordum. Babam ben 8 yaşındayken öldü. Ablam o zaman 18 yaşındaydı. Benim velayetimi ablama verdilerdi. Kimsemiz olmadığı için. Şimdi siz kaç yaşındasınız? 46. Ablanız? 56 olması gerekiyor. Şimdi siz velayeti aldı sizin velayetinizi. Evet. Siz onunla beraber oturdunuz aynı evde değil mi? Aynı evde oturduk. Sonra ben ayrıldım. Niye yalnız ayrıldınız? Yaşadım. Niye ayrıldınız onun yanında? O evliydi. Onun kaynanaları, kaynataları vardı yanında. Onun yanında kalamadım. Ben ayrı tek yalnız kalıyordum. Kaç zamanda bir gidiyordunuz ablanıza? Bayramlarda kesin gidiyordum. İşte bir ayda bir, iki ayda bir. Sonra bir bayram gittiniz ki yok adam. Gittim yok. He. Biz gittik ablanıza. Bir bakalım mı nasıl durumdaymış? Bakalım. Buyurun. Şu an Bahçeli Evler'deyiz. Bize başvuruda bulunan İsmail Çakan, 22 yıldır görmediği ablası Ayşe Işık Hanım arıyor. Biz Ayşe Hanım'ın evinin önündeyiz. Birazdan kapısını çalıp çiçekleri kendisine vereceğiz. Kanal D'den geliyoruz biz. Evet. Ayşe Hanım burada mı acaba? Evet, Ayşe şu an Işık. Kendisi evde. Çağırabilir misiniz efendim? Tabii. Anne gelir misin? Ayşe Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sinan Çetin'le Film Gibi programından geliyorum ben. Evet. Bu çiçekler sizin için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Acaba kimden olduğunu öğrenebilir miyim? Bilemiyorum. Sürpriz oldu herhalde. Tahmininiz var mı efendim? Kardeşim ayrıydı. Kardeşimle bayağı seneler oldu yani. Bilemiyorum ne kadar olduğunu. Görüşmüyorduk. Arıyordum. Kendine ulaşamadım. Telefonlar buluyordum. Rehberlerden aradım. Ulaşamadım kendisine. Herhalde o olabilir yani. İsmi ne kardeşinizin? İsmail. Evet efendim. İsmail Bey'den. Evet. İsmail Bey'den çiçekler. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl, ne hissediyorsunuz? Ne bileyim. Değişmiş mi?
Biraz yaşlanmış. Yaşlanmış. Siz de onu bıraktınız. O zaman kaç yaşındaydınız? 20 sene önce olsa 26, 25 yaşındaydım. 25 yaşındaydınız, onu bıraktınız. O sizi görünce bakalım ne diyecek? 25 yaşında duruyor demeyecek herhalde. Demez herhalde. ...25 sene sonra ilk defa görüyorsunuz. Evet. Ne olmuş, kilo mu almış, yaşlanmış, nasıl yaşlanmış, nasıl değişmiş? Ne bileyim, saçları beyazlamış... ...siması değişmiş, biraz kilo almış. Resmi var mı sizde? Bende var resmi. Bir bakayım, gençlik resmi nasıl bir resim? İki kardeşsiniz değil mi? Başka İki var mı? İki kardeşiz. İki kardeşin... Babası, annesi yaşıyor mu? İkinizin de yaşıyor mu? Öldü. İkisi de öldü. Hem baba hem anne mi? Evet. Demek ki sizin birbirinizden başka sahibiniz de yok. Yok. Şurada bir resim gördüm ben. Şurada bunlar... eski resimler var. Eski de albümden çıkardım zaten bunları ben. Şimdi bu sizsiniz. Evet, o benim. Bu da abla. O da ablam. Çekiyor musunuz? Başka resim var mı? Var, şu hastanede babamla çektirmiş olduğu resim var. Şu ablam, şu babam. Siz neredesiniz? Şu ben mu? Yokum. Ha, siz... Ben yokum. Ben ufak, beni o almadılar. Bu abla, bu abla, bu abla. Bu babayla beraber. Evet, evet. Şimdi bizim için bu anın şöyle bir önemi var efendim. Kader ayırmış, bir abiyi bir kardeşi ayırmış. Şu anda onları bir araya getireceğiz. Anladığım kadarıyla o da mutlu olmuş. Yani sizden bir haber gelmesine. Evet. Ben yollarda bazen rastlıyorum. Film gibi programını yaptığınız için cennete gideceksiniz diyorlar. Ama efendim estağfurullah falan diyordum ama yavaş yavaş ben de inanmaya başladım. Evet. Şimdi sizi bu güzel anda baş başa bırakacağım. Kız kardeşinizle, ablanızla. Evet. Yıllar sonra beraber ne konuşacağınızı ben de merak ediyorum. Buyurun efendim. Ben hep aradım telefonlara, sana baktım. Ben de aradım, ulaşamadım sana. Çok heyecanlıyım, kalbim çarpıyor çok. Tamam, zaten spazm geçirdim, kalp spazmı. Dayanamıyorum artık hiçbir şey. Daha kaybetmeyelim birbirimizi. Tamam. Oturalım azıcık, dizlerim kopuyor, çok ağrıyor. Ah.
Otur. Otur. Of. Dilerim çok ağrıyor. Nerelerdeydin? Ne yaptın? Ne ettin bu kadar zamandır? İşte, çok değişmişsin. Sen de değişmişsin. Vallahi. Sen de değişmişsin Allah'a. Çoluk çocuk kaç tane? İki tane. Maşallah. Allah bağışlasın. Sağ olun. Nerelerde oturuyorsun? Ne yapıyorsun? Zonguldak'tayım. Oo, çok uzak. Onun için bulamadım seni buralarda. Onun için bulamamışım. Ulaşamadım hiç. Eyüp'e kadar geldik. Geldiniz mi? Bülent'le beraber geldik. Alam söylemişti rahmetli. Öyle dedi bana. Eyüp tarafında oturuyor. Öyle gittik. Bülent'le aradık damatla. Bilmiyoruz ki. Bulamadım o yüzden ulaşamadım. Rehberde telefon numaraları vardı. Onlardan hep Çakan isimlerine aradım. Evet. Kimse cevap vermedi doğru dürüst. Bir tane bayan çıktı. Erzurumluymuş. Ben de Erzurumluyuz diyor. Kapattım hemen. Ben telefon almadıydım Eyüp'te otururken. Sonra Zonguldak'a geçtim ben. 12 senedir Zonguldak'tayım zaten. Kim var yanında başka? Hanımım oralı ya. Başka? Başka o kadar. Of, bir şey diyemiyorum. Kalbim çok çarpıyor. Tamam, rahat ol. Çok kalbim çarpıyor. Sen mi verdin? Nasıl verdin şeyi, Kanal D'ye? İşte ben de seni aradım. Telefondan ulaşamadım sana. Öyle mi? Telefon rehberden değil de 118'den aradım. Hı. Adresi bulamamış, adresi. Evet. Adresi bulamadım. Adresi bulamamış efendim. Biz bulduk sonunda. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük. Şeref verdiniz bize. Teşekkür ederim. Şöyle bana da yer açın da oturayım yanınıza. Çok teşekkür ederim. Rahat otur. Şöyle. Tüm film gibi ekibine çok teşekkür ediyorum. Saygı sevgilerimi sunuyorum sağ olun hepinize. Efendim. Çok biz, sağ olun. Allah biz size razı teşekkür olsun ediyoruz. Gelip bizi de mutlu ediyorsunuz. Olsun. Kaç seneydi göremiyordum. 22 sene, 23 sene oldu mu? Sene değil oldu mi? Tabii ki oldu. Birbirimizin adresimizi kaybettik. Biz Bakırköy Osmaniye'de oturuyorduk. Oradan geliyordu bize o zaman. Biz taşınınca bu tarafa o da bize gelmedi. Ben de gelemedim. Çalışıyordum ben kendim. Çocuklarım vardı. Anca uğraşıyordum onlarla. Bu adres kaybı doğru yani gerçek. Evet, tabii. Suhal'le şey gelsin bulamadık bakayım. Elvan. Bulamadık yani. Şu kızlarımızı bir alkışlayın efendim. Çok. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Sympathy is what we need, my friend.